Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde geçici olarak konuşlanan sözde Rus barış güçleri Laçın koridorunda bulunan Azerbaycan bayrağına saldırarak bayrağı indirdi. 15 Haziran'da Laçın bölgesinde Hekari Nehri'nde bulunan geçiş noktasında Azerbaycan bayrak direği sözde Rus barış güçleri tarafından yıkıldığı anlara ait görüntüleri yayınladı. Hekari nehrindeki kontrol noktasındaki Azerbaycan birliklerine Ermenistan silahlı kuvvetlerinin keskin nişancı ile ateş açması sonrası olay yerine gelen Rus askerleri direkte asılı bulunan Azerbaycan bayrağını hedef aldı. Rus askerleri, şanlı Azerbaycan bayrağının asılı bulunduğu direği yıkarken, Azerbaycan ordusu olaya hemen müdahale etti. Azerbaycan askerlerinin müdahalesi sonrası Azerbaycan bayrağı tekrar göndere çekildiği belirtildi. Azerbaycan medyasında yer alan haberde sözde Rus barış güçlerinin Hekari Köprüsü'ndeki bayrak direğini devirmesinin Azerbaycan'a, Azerbaycan'ın egemenliğine ve devlet vasıflarına saygısızlık olduğu belirtildi. Haberde Rusya'nın bu davranışı aslında bir çaresizlik duygusundan kaynaklanıyor. Laçın karakolunun kurulmasını engelleyemediler. Son provokasyonlardan sonra karakolun genel olarak kapatılmasına karşı hiçbir şey yapamadılar. Şimdi ancak Karabağ'da kendi askerlerinin geçimlerini sağlayabiliyorlar. Bayrak direğini devirmek dışında ellerinden bir şey gelmiyor. Bu tür adımlarla Azerbaycan'ı kışkırtmak, Barış Gücü Birliği ile askerlerimiz arasında çatışma çıkarmak ve süreçlere müdahale için bahaneler oluşturmak istemeleri bir istisna değildir. Görüntülerin Ermenistan'ın Laçin karakolunu sabote ettiği gün olan 15 Haziran'da çekildiği iddia edilirken bayrağımızın o noktadan sonra tekrar dalgalanıp dalgalanmadığına dair bir bilgi yok. Ama ne zaman olursa olsun orada görüntüler var ve Moskova'nın bunun hesabını vermesi gerekiyor yoksa yine benzer adımlar atabilirler denildi. Diğer yandan Rusya, Karabağ'daki barış gücü görev süresinin uzatılması için çabalarını artırdı. Son dönemde Ermenistan-Azerbaycan konvansiyonel devlet sınırındaki provokasyonlar, barış güçlerinin geçici kontrolündeki bölgelerde tansiyonun artması ve ayrılıkçıların harekete geçmesi Kremlin'in böyle bir niyeti olduğunu gösteriyor. 10 Kasım tarihli açıklamaya göre Rus barış güçlerinin görev süresi 2025 yılında sona erecek. Ancak Kremlin bu süreyi uzatmak ve önümüzdeki 5 yıl boyunca Karabağ'da kalmak istiyor. Rusya 2024 ve 2025 yıllarında Azerbaycan'ın siyasi hayatında hareketlilik olacağının gayet iyi farkında. Böylece Azerbaycan'da 2024'te parlamento seçimleri, 2025'te ise Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak. Kremlin önümüzdeki 5 yıl boyunca bölgede kalmak ve barış güçlerinin görev süresini uzatmak için Bakü'nün seçim sürecine müdahale etmeyi planlıyor. Azerbaycan'ın Rusya'nın 2025 planından haberdar olması ve bu planın gerçekleşmemesi için elinden gelen her şeyi yapması mümkündür. Şu anda Bakü hem diplomatik alanda hem de askeri bağlamda Kremlin'den çekinmediğini açıkça gösteriyor. Örneğin Bakü'nün Brüksel görüşmelerine ağırlık vermesi, ABD ile temaslar kurması ve Türkiye-İsrail ile stratejik askeri ortaklığı artırması bunun kanıtıdır. Ayrıca Bakü tarafından gerçekleştirilen son intikam 2 operasyonu ve muhtemel intikam 3 operasyonu Azerbaycan'ın askeri açıdan hazırlıklı olduğunu gösteriyor. Azerbaycanlı siyaset bilimci Zerdüştalizade, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barışı Rus istihbaratının engellediğini açıkladı. Uzman, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarının Amerika'da gerçekleştirdiği görüşmeye yaklaşımlar aynı değil. Çünkü bu iki devlet arasındaki ilişkilerde absürt bir durum var. Aslında Azerbaycan ve Ermeni halkının barışa ihtiyacı var ve bu genel kalkınmanın yararınadır. Aslında bu her iki ülke liderleri için de iyi ve gerekli bir konu dedi. Her iki ülkenin de çatışmayı bir kenara bırakıp diğer kalkınma alanlarıyla ilgilenebileceğini ifade eden uzman, ancak tıpkı İran ve Rusya gibi ABD ve Fransa'nın da bu bölgede kalıcı bir çatışma planları var. Herkes bundan yararlanmak istiyor. Bundan kurtulmak için Azerbaycan ve Ermenistan'ın arabulucu olmadan oturup konuşması ve anlaşmaya varması gerekiyor. Çünkü aracı görevi gören dış güçler iki devlet arasında doğrudan temasa izin vermemektedir. Dolayısıyla Rusya kabuğundan çıkıyor, İran çatışmayı yeniden alevlendirmeye çalışıyor diye konuştu. Ermenistan'ın 30 yıldır bu çatışmada yer alan Rus istihbaratına bağlı hatırı sayılır bir örgütlü güce sahip olduğunu vurgulayan uzman, bu çatışmanın sona ermesiyle ilgilenmiyorlar. Bu güçler Ermeni halkı arasında da bazı saçma sapan iddialarda bulunuyor. Amaç anlaşmayı engellemek, barış anlaşmasının imzalanmasını engellemek. Genel tabloya bakıldığında Washington'da gerçekleşen görüşmelere umutla yaklaşılamaz. Çünkü böyle bir pozisyon Karabağ'da yeni bir savaşa yol açabilir. 44 gün savaşı gibi kapsamlı askeri operasyonlar düzeyinde olmasa da silahlı çatışma çıkması kaçınılmaz görünüyor dedi. Öte yandan NATO müttefiklerinin 2023'teki savunma harcamalarının %8,3 yükselerek cari fiyatlarla 1,2 trilyon doları geçeceği bildirildi. NATO'nun açıkladığı istatistiklere göre bu yılki tahmini rakamlar ABD, Kanada ve Avrupa'daki NATO ülkelerinin toplam savunma harcamalarının tarihi şekilde artacağını, artışın %8,3 olacağını gösteriyor. Cari fiyatlar ve döviz kurları göz önünde bulundurularak yapılan tahmini hesaplamalara göre 9 yıldır üst üste artan harcamalarda ABD en üst sırada yer alıyor. Amerika'nın savunma harcamalarının 860 milyar doları bulacağı tahmin ediliyor. NATO'nun istatistiklerinde ABD dışındaki üyelerin toplam harcamasının 404 milyar doları bulacağı, NATO ülkelerinin toplam savunma harcamalarının ise 1,26 trilyon doları aşacağı öngörüldü savunma harcamalarının gayri safi milli hasılı içindeki payında ise Polonya ilk sırada yer aldı. %3,9 oranına ulaşan Polonya'nın ardından gelen Amerika'nın oranı %3,49, Yunanistan'ın %3,01, Estonya'nın %2,73 ve Litvanya'nın %2,54 oldu. Türkiye'nin savunma harcamalarının gayri safi yurtiçi hasıla içindeki payının %1,31 olacağı, harcamaların 15,8 milyar doları geçeceği tahmin edildi. Amerikalı Cumhuriyetçi ve Demokrat bir grup milletvekili, NATO zirvesinde üye ülkeler arasındaki savunma harcamalarındaki orantısızlığın gündeme getirilmesini talep ediyor. USA Today'in haberine göre, Amerika'da her iki partinin üyelerinden oluşan 35 senatör, geçen ay Beyaz Saray'da NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya gelen ABD Başkanı Biden'a 23 Haziran'da gönderdikleri mektupta, NATO üyesi ülkelerin askeri harcamalarının Vilnius'taki zirvede gündemin ilk sıralarında yer almasını istedi. Bu konuda yeterli ilerlemenin olmamasının siyasi ve ekonomik olarak sürdürülemez olduğunu savunan milletvekilleri, Amerikan vatandaşları haklı olarak hükümetimizin Avrupa'nın savunması için 10 yıllar boyunca bu yükü neden orantısız bir şekilde üstlendiğini sorguluyor. Vilnius'ta sizden bu konuyu en önemli öncelik haline getirmenizi saygıyla rica ediyoruz ifadelerini kullandı. Milletvekilleri, NATO'nun ekonomik olarak en büyük ülkelerinden bazıları dahil üyelerin gayri safi milli hasılalarının yüzde ikisini ittifakın savunmasına ayırma taahhüdünü yerine getirmemesinin Amerika'nın ittifaka verdiği desteği baltalama potansiyeline sahip olduğu değerlendirmesinde bulundu. Bu durumun Avrupa'nın Rusya'ya karşı savunmasındaki ortak çabaları sınırlandırdığını ifade eden milletvekilleri, Amerikan vergi mükelleflerinin bu konuda hayal kırıklığı yaşadığını öne sürdü. Milletvekilleri NATO'ya ayrılan savunma harcamaları bütçesi konusunda ülkeler arasındaki eşitsizliğin gerçek ortaklıkla bağdaşmadığı mesajını verdi.